Kayseri'ye gelerek ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ajans BGC'ye özel röportajda bulundu. Tarımın stratejik bir sektör olarak görülmesi gerektiğini belirten İnce, iktidara geldikleri zaman üreten bir Türkiye olmayı hedeflediklerini ifade etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Develi İlçe Başkanlığı binasını açmak ve esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bir otelde basın toplantısı da düzenleyen İnce, toplantıdan sonra Ajans BGC'ye özel röportajda bulundu. 2006'da çıkarılan bir kanun var. Kanun diyor ki, gayri safi milli hasılanın %1'i tarımı desteklemeye ayrılır. Ama ne yazık ki 2006'dan bu yana %0.5'ı ayrılıyor. Önce bunu bir düzeltmek lazım. Birincisi. İkincisi, çiftçiyi ithalat sopasıyla korkutmamak lazım. Tarımı stratejik bir sektör olarak görmek lazım. Yani yazık günahtır. Buğdayın ana vatanı Türkiye'dir, Anadolu'dur. Geçen sene Haziran'da Türk çiftçisinden 2.25'e buğday aldılar. Sonra Ukraynalı Alexander'dan 5 liraya alıyorlar. Alexander'dan 5 liraya alacağını çiftçi Ali'den al bunu. Yani dışarıdan et almamız, dışarıdan kuru fasulye almamız, dışarıdan pirinç almamız gerçekten yakışmıyor. Biz zengin toprakların yoksul çocukları olduk. Tarım desteklenmediği sürece daha da olacağız. Onun için tarım ve güvenli gıda, hayvancılık Türk toplumu açısından, milletimiz açısından son derece önemlidir. Önümüzdeki günlerde raflar boşalabilir. Bu çiftçiye gübre desteği yapmak lazım, ilaç desteği yapmak lazım. Acilen gübrede, mazotta, elektrikte, ilaçta çiftçi için bir vergi indirimine gitmek şarttır. Bütün bunlar yapılmazsa ekim alanlarımız sürekli azalıyor. Her şeyimizi dışarıdan almak zorunda kalırız. Paramız var alıyoruz diyemezsiniz. Yarın paranız olmayabilir. Hatta paranız olsa da size bunu vermeyebilirler. Onun için üreten bir Türkiye, tarım ve hayvancılık milletin önceliği olmalıdır. İnşallah bizim iktidarımızda bunları yapacağız. Memleket Partisi'ni dikkatle izleyin diyorum. Bu iktidardan sıkıldığınızı biliyorum. Bu muhalefeti de seçenek olarak görmediğinizi biliyorum değerli Kayseriler. Memleket Partisi size biçilmiş kaftan diyorum.